Herkese merhabalar. Yeni bir formatta karşınızdayız. Araştırma analisti Furkan Kaya ve ben Sami Kaya. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bir portföy nasıl oluşturulur? Mesela bugün bundan bahsedelim istersen. Portföy oluştururken riskler nasıl değerlendirilir? Riski seven var, sevmeyen var. Ona göre yatırım aracını belirlemek isteyen var. Aslında portföy oluştururken risk parametresine göre kişiye özel çok fazla değişkenlik oluyor. Yaşına göre, evli bekar olmasına göre, gelirine göre, sermayesine göre. Ama tabii genelleme yapacak olursak herkes için önemli birkaç nokta var. Ben bugün bunlardan bahsedeceğim. Biz şu an ilk önce varlık seçimi yapacağız. Çünkü paranızı tek bir varlığa koyarsanız alacağınız risk getiri oranı çok fazla düşer. Yani siz aldığınız risk başına kazanacağınız getiri oranı bir performansı olmaz. Bu açıdan ilk önce paramızı çeşitlendirmeyi, hangi varlıklara nasıl dağıtacağımızı öğreneceğiz. Bunun için çok yaygın kullanılan bir teknik var. Toplam analizi. Ben bunu hep kullanırım. İlk önce küresel ekonomiye, sonra makro ekonomiye, sonra hisse seçmeden önce sektör seçimine odaklanacağız. Bu varlıklar arasında dağılımı da bu yaptığımız analizlerden çıkaracağız. Genelde piyasayı en çok etkileyen en önemli şey para piyasası politikasıyla likiditedir. Zaten 5 tane piyasa var. Bunlar FX piyasası, sabit getirili menkul kıymetler, hisse senedi piyasası ve emtia piyasası. Altın, gümüş, tarım emtia, enerji emtia gibi. Bu paranın nereye aktığı da çok önemli. Yani parayı takip etmemiz gerekiyor. Bunları seçtikten sonra hisse senedi seçerken en çok dikkat etmemiz gereken unsur sektör seçmek. Doğru sektörü seçmediğimiz takdirde gerçekten hisse senedi yatırımda başarılı olmamız orta vadede özellikle çok zor. Bir hisse senedi seçerken sadece finansallara ve çarpanlara bakmak istenilen sonucu alınmamasına sebep olabilir. Nitekim 2020'de pandemi çöküşünden sonra bankacılık hisse senetleri çok ucuzdu. O zaman birçok aracı kurum şirketleri de önermişti, portföylerinde bulundurmuştu ama pek performans gösteremedi o yıl. Çünkü sektör etkilen çok kötü unsurlar vardı. 2020'de en çok performans gösteren şeyler gıda şirketleri ve aracı kurumlardı. Sektör seçimi işte bu yüzden önemli. Pandemi olduğunda insan en çok hangi sektörlere yönelim var, en çok hangi sektörlere para akıyor veya o anki durumda en çok hangi sektörler avantaj sağlıyor, bu önemli. Mesela senin bu sözünden ben şunu anlıyorum. Mesela bu pandemi döneminden sonraki bu dönemlerde ülkede bir, dünyada da genelde makroekonomide bir kıtlık var. Otomatik olarak gıda fiyatlarında bir yükselme var. O zaman gıda sektörü bu dönem için tercih edilebilir bir sektör diyebilir miyiz? Evet, tabii ki de diyebiliriz. Yani nitekim işte haberlerden görüyoruz, işte Hindistan'ın buğdayı ihracatını yasaklaması, Türkiye'de bir gıda krizinin olduğunu söyleyen birçok rapor hazırlanıyor. Yani bu şekilde gıda şirketlerinin marjı elbette artacaktır. Çünkü gıdaya büyük bir talep var. Gıda emtia fiyatlarının da artışı uzun süredir devam ediyor. Yani mesela pandemi olduğunda en çok avantaj sağlayan sektörler nelerdi? İşte sağlık sektörü, gıda sektörü, perakende sektörü. Bunun yanı sıra başka hangi sektörler avantaj sağladı? Mesela borsaya çok fazla yeni yatırımcı geldi. Hacimler çok arttı. Ve aracı kurumlar inanılmaz bir performans gösterdi o yıl. Yani bu şekilde düşündüğünüz zaman o yıl, yani bir yıllık vadeli yatırımlarınızda çok iyi performans sağlayabilirsiniz. Ama sırf bir şirketi o zaman ucuz diye aldıysanız, mesela 2020'de bankacılık ucuzdu, 2021'de gene ucuzdu, işte bu sene biraz performans gösterdi. Onda sektörel avantajı olduğu için işte net faiz marjları arttı. Onun sayesinde oldu. Yani bence hisse seçerken ilk bakılması gereken şey sektör seçmek. Yani doğru sektörü seçmek lazım. Bunu evet, anladım. Evet, kesinlikle. Yanlış sektörü seçtiğiniz zaman gerçekten hisse, şirket çok iyi olsa da gitmeyebiliyor. Bu yılda mesela sektör olarak baktığımızda gıda ve enerji bence çok önde. Tekstil de önde. Tekstilde de marjlar çok yüksek. Yani ben bu yıl 3 tane sektör seçsem gıda, enerji ve tekstil derdim. Portföyümüzü oluşturmaya devam edelim. Sektör seçimimizi yaptık. Sonra ne yapmamız lazım? Varlıklar arasında bir kez en önemli şey dağılımın nasıl olması gerektiği. Yani ne kadar hisse senedi oluşturacağız, ne kadar emtia yer alacağız ya da sabit getire yer alacağız. Bunu varlığı seçmek için ilk önce bizim küresel duruma bakmamız lazım. Yani küresel ekonomik ne yönde, en önemli verilere bakmamız lazım. İşte para politikası, mesela Amerika
tarafından gelen faiz artışları, likidinin azalması, Avrupa ve Amerika cephesinden sürekli gelen enflasyon verileri. Bunlar çok önemli. Buna göre bizim pozisyon almamız lazım. Enflasyonun sürekli arttığı bir dönemde hükümetler faiz artışlarını arttırmaya devam edecektir. Haliyle piyasadan para daha da azalacaktır. Hisse senedi için olumsuz bir etken. Mesela bu durumda yabancı hisse senetleri oranları düşürülebilir, azaltılabilir ya da hiç yer vermeyebiliriz. Bu şekilde ayarlamalar yapacağız. Emtia tarafı, mesela gıda emtia tarafında uzun süredir bir yükseliş vardı. Emtia tarafında daha bu şekilde gıdaya, tarım emtiasına yönelik arttırışlar olabilir. Altını azaltış olabilir. Çünkü faiz artışları kıymetli metalleri düşürüyor. Tabii onun içinde de kısa vadede bir yükselişler olabilir ama normal bir durum. Ama biz orta vadeli baktığımızda bir yıl veya daha uzun vadeli daha makroekonomik analizler başta olmak zorunda. Mesela Türkiye için baktığımızda eğer bir Türk vatandaşları portföy oluşturuyorsa en önemli şey yüksek enflasyon. Yani para çok hızlı değer kaybediyor. Haliyle sabit getiriye çok fazla yer vermek sıkıntı. Ama yurt dışında da çok büyük sıkıntılar olabiliyor. Küresel riskler oluyor. Bu bizim borsamızı da kötü etkileyebiliyor. Şu durumda bir portföy oluştursaydım, hisse senedim %50 oranında olurdu şu an için. Sonra ileriki değişimler olduğu zaman senenin sonuna doğru daha da arttırırdım. Seçim yaklaştığında daha da arttırırdım. Ama hiçbir zaman ben genelde %100 hisse senedi ya da %80-90 yapmıyorum. Genelde 70 yapıyorum. En düşükte 20 oluyor. Haliyle bu dengelemeyi iyi yapmanız gerekiyor. Yani tek bir varlık giderseniz düşüşlerde çok sert etkilenirsiniz. Başka fırsatları da kaçırırsınız. Peki emtialarda altın mesela ya da altına dayalı atıyorum değerli madenlerde bu portföyün ne kadarını oluşturmalı bu dönemde? Bu dönemde tabii altın, ons aslında bir nevi dolar yatırımı yapmış oluyorsunuz. Şu durumda yabancı hisse senetleri ve Eurobond'lar faiz artışlarından kaynaklı biraz kötü performans gösteriyor. Yani benim döviz yatırımım olsa şu an alsam onsu tercih ederdim. Çünkü diğerlerine göre daha iyi bir dolar yatırımı. Ama KKM'si olanlar bence ona devam etmesi daha mantıklı. Altın riskini alması da daha mantıklı oluyor. Evet. Peki risk nasıl yönetilmeli? Çünkü bir taraftan da riskli yatırımlar var. Yani riski nasıl yönetiyor? Ya bu çok değişken bir durum. Herkesin risk parametresi aynı değil. Yani bir genç insan alacağı riskle daha yaşlı bir insan alacağı risk aynı değil. Ama genel anlamda tabii ki de yani genç olsanız da tek bir varlıktan gitmek doğru değil. Zaten aktif yönettiğiniz sürece bir sorun olmaz yani. Varlıklar arasında azaltım, arttırım yapabilirsiniz. Risk en güzel dağıtmak çok da varlıklı bir portföy oluşturmaktır yani. En iyi dağıtım odur. Modern portföy teorisine göre de zaten. Bence en önemli unsur tek varlık gitmemek. Birçok varlık olması lazım ve bunlar genelde ters koreli olursa daha az standart sapması olan bir portföy oluşur. Mesela borsa yatırımcıları portföyünün %50'sini borsa yatırdı. Orada da tek bir iki tane hisse senedine gitmek yerine onu da dağıtmak gerekmez mi? Evet, dağıtmak gerekir ama çok da abartmamak gerekir. Yani 15-20 tane olması aslında performans çok düşür. Ben genelde 5 ya da 5 ya da en fazla 8 yani o da çok ekstrem bir şey. Ben genelde 5 yapıyorum. Peki Farklı farklı sektörler. sektörlerden mi gitmek Tabii. lazım o beşi aynı sektörden mi gitmek lazım? Farklı sektörlerden gitmek lazım. O En da azından orada bir dağılım yapmak lazım. evet tabii ki. Ama genelde tabii piyasa çok kötü olduğu zaman hepsi düşüyor. Yani sadece farklı sektörler seçerek bir portföyü daha iyi çeşitlendirmek mümkün olmuyor. Gene farklı varlıklara çeşitlendirmeniz lazım. Mesela 5 tane sektör seçtiğinizde bir yıllık bir vadeli yatırım yapıyorsanız o yıl içerisinde avantajı yüksek olan sektörleri seçerseniz 5 tane bu çok daha güzel. Nereden anlayacağız yani o sektörlerin doğru sektörler olduğunu, o hisse senetlerinin doğru hisse senedi olduğunu? Açıkçası yani herkesin aynı bilgiye ulaşma şansı yok ve insider bilgiler çok daha önemli. Daha çok hani araştırma raporları ve bültenleri okuyarak bir bilgi sahibi olabilir ama oradaki bilgiler de genelde herkesin ulaşabileceği bilgiler. Aslında en önemli bilgiler herkesin ulaşamayacağı bilgilerdir. Hani sektörün içinden, şirketlerin içinden bilgi almak lazım. O bilgiler her zaman çok daha iyidir. Ama en basitinden bir insan ulaşabileceği şey dediğim gibi birazcık ilk önce küresel ekonomiye duruma bakıp sonra ülkenin ekonomik durumuna bakması lazım. Evet yani sadece ilk başta gıda ve enerji krizleri başı çekiyor. Onların fiyatları da çok artıyor. Aile o sektörü orada avantaj sağlayacaktır.
Mesela geçen sene demir-çelik fiyatları çok artmıştı. Bu sektörler çok iyi performans göstermişti. Kimya sektörü çok iyiydi geçen sene. Zaten siz de gayet iyi anlatıyorsunuz. Sizi takip edenler bunları kaçırmayacaktır. Sektörün içindeki insanlar hemen hemen her şeyi anlatıyor. Yani normal bir insanın ulaşamayacağı bilgileri ulaşabiliyor bu kanalda. Benim de çok fayda sağladım bu kanaldan. Yani bilgiler aldığım gibi yatırımlarıma çok iyi verimler sağladım. En bariz bir insanın ulaşabileceği bilgiler bu şekilde. Peki yatırımcılara ne tavsiye edersin? Ne yapması lazım mesela yatırım yapmak isteyenler? Bir kere şunu anlıyorum ben. Şu anda Türk lirası çok ciddi bir risk. Yani Türk lirası tutmak büyük bir risk. Nasıl değerlendirmek lazım paramızı? Ya şu aralar gerçekten çok belirsiz. Geçen hafta Super Bowl'u konuşuyorduk. Çıkacak mı çıkmayacak mı? O kadar belirsiz. Sonra olmayacağını öğrendik bir anda. Evet, bahsedilmedi. Evet ya bir ola da bilirdi yani. Ne olacak gerçekten bilmiyoruz. Belki hala olabilir, belli olmaz. Evet, bir sürpriz de yapabilirler. Seviyorlar öyle sürpriz yapmayı. Bizim bilgimiz tabii olduktan sonra oluyor. O işin kötü tarafı o. Bu belirsizlik anında tabii yatırım yapmak çok kolay değil. O yüzden tek önemli silahımız biraz daha varlıklar arasında çeşitlilik yapmak. Yani bir bilgi öğrenirken analist ve aracı kurum kökenli bilgileri öğrenmelidir daha iyi. Çünkü Twitter'da gerçekten hani kirlilik var. Rasyonel bir bilgi bulmak oldukça zor. Tabii ki aralarında SPK lisanslı uzman kişiler var ama hani onları bulana kadar sizin arada birçok yanlış bilgiye maruz kalıyorsun. Açıkçası bir kararı verirken kesinlikle kendiniz vermeniz, hatta bilgiye de kendiniz ulaşmanız gerekiyor. Ulaşamadığınız bilgileri araştırma raporlarından, bültenlerden ya da işte yatırım danışmanınızdan ulaşmanız size daha temiz bir bilgi sağlayacaktır. Bir de mesela Furkan, ben bir borsada yatırım yapıyor olsam, bir şirketin hisse senedine, bir şirkete ortak oluyor olsam, o şirketin haberlerine bakarım, bilançolarına bakarım, halka açık bir şirket olduğu için onun kurullarına, genel kurullarına katılırım. O şirketle ilgili araştırma yapabilirim. İnternet dediğimiz bir hikaye var. Yani artık her şey çok şeffaf. Ve halka açık şirketler zaten bunu çok net bir şekilde yapıyorlar. Ne olduğunu, ne olacağını öngörebilirsin, görebilirsin bunları. Biraz araştırmak lazım. Biz de bugün seninle aslında bir portföy yaparken nelere dikkat edelim? Çünkü yeni yatırım yapmayı düşünen, çok profesyonel olmayan arkadaşlarımız da var. Onlara da biraz ışık katalım istedik. Son sözlerini alayım ben senin. Neler söylersin başka? Evet, yani bir şirketle ilgili bilgi öğrenmenin en iyi yeri şirketin kendisi. Şirket faaliyet raporları hazırlıyorlar, yatırımcı sunumları hazırlıyorlar, gerektiğinde kaba bildirim atıyorlar. Şirketin kendisini takip eden insan zaten yeterince bilgiye sahip olur diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Analizlerimize devam edeceğiz Furkan Kaya ile beraber. Bugün böyle bir giriş yapalım istedik. Şimdi daha detaylı sektörlerle ilgili, yatırım araçlarıyla ilgili sizlerden gelen tabii öneriler de bizim için önemli. Ne öğrenmek istiyorsanız bize sorun, biz de bunları Furkan Kaya'ya soralım ve size aktarsın. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.